Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı yüzde problemlerinin ikinci testiyle beraberiz. Sizlerle bugün 351-352. Sayfaları çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bir sayının yüzde 40'ı bu sayının yüzde 25'inden fazladır. Şimdi 50 fazladır diyor. Ben sayıya 100x desem bu sayının yüzde 40'ı 40x. Yüzde 25'i 25x. Ne kadar fazlaymış? 50 fazlaymış. Ben 40x'den eğer 25x'i çıkarırsam 15x eşittirine geldi. 50. Buradan da x eşittirine gelecektir. 50 bölü 15. Hatta 5 ile de sadeleştirelim bunu. 10 bölü 3. Bu sayının %60'ı. Benim sayım bir kere ne olacak? 100 çarpı 10 bölü 3. Değil mi? X çünkü 10 bölü 3'tü. Bir de bunun %60'ını soruyor. 60 bölü 100 dedim. Dikkat edersen şuradaki yüzler zaten gitti. 60 ile şurayı sadeleştirdim. 20, 20 ile de onu çarptım. Ne yaptı? 200. Birinci sorumuzun cevabı Edir ne oldu? İkinci soruda bir kova boyanın %70'i ile 490 metrekarelik duvar boyanıyor. Kalan boya ile ki kalanı ne kadardır? %30'dur. Ne kadar duvar boyanır diye sormuş bize. Şimdi bir kovadaki boyaya biz 100x diyelim. Tamam mı? Bunun %70'i ne yapar? 70x. 70x ile 390 metrekare boyanıyorsa 30x ile ne kadar boyanır diyeceğiz. Bak bu ne yapmış? 7 katına çıkmış. O zaman bu da 7 katına çıkacak. 30 çarpı 7 dersem 210 metrekare duvar boyanır. Cevabımız da Denizli olur. Buraya baktığımızda 3. sorumuzda şekil yere düşünce 14 ve 15 sayılarının ortasından iki parçaya ayrılıyor diyor. Cetvelin sol ve sağ uçlarında kalan boşlukların uzunluğu 0,5 olup yani şurası ve burasını kastediyor. Kırık parçalardan buna göre cetvelin kırık parçalarından küçük olanın parçası tüm cetvelin yüzde kaçıdır diye sormuş bize. Şimdi bir kere bu cetvel 24 birim uzunluğunda 0,5 de buradan geldi. Yani 1 birim 25 metre uzunluğunda diyelim. Metre mi diye vermiş, santimetre. 25 santimetre olup küçük olana bakarsam şu uzaklıkları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yarım burada var. Yarım da burada var. Ne oldu? 10 birim oldu. 25'te. Onuysa yüzde kaçıdır diyeceğim. 4 katına çıkmış. 4 katına çıkar. Cevap ne olur? 40. Yani Denizli. Bir sonraki sorumuza devam ettim. Emrah 6400 liraya aldığı bilgisayar için %25 peşinat ödeyip geri kalan borcun 8 eşit taksitte ödeyecekmiş. %25'ini ödeyecekse geriye %75'i kalacaktır. O yüzden 6400'ün %75'ini bulalım. Yani 3 bölü 4'ünü. Bununla bunu sadeleştirdiğimde 16, yanında da 2 sıfır var. Çarptığımda da 4800 yaptı. Bunu 8 parçaya böleceksem her bir takside 600 lira olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 5. soru. Bozuk bir tart aletinin göstergesi bir insan olduğundan %20 daha ağır tartmaktadır diyor. Tamam. 90 kilo gelen kişinin gerçek ağırlığı normal kilosu x olsun. %20 daha ağır tartıyorsa ne diyeceğim ben buna? 20x bölü 100 diyeceğim. Bu da neye eşitmiş? 90'a. O zaman şununla şunu çarptım. 100x 20x daha. 120x bölü 100 eşittir 90. Buradan 120x eşittir 90 çarpı 100 dedik. Her yeri de şöyle 120'ye bölersek arkadaşlar şunlar gitsinler. Hatta şununla şunu da sadeleştirelim. Burası ne gelecek? 900 bölü 12. O da zaten ne yapacaktır? 75 gerçek ağırlığı neymiş? Yani 75 kilogrammış. 6. sorumuzda 80 kilogram ağırlığındaki bir halterci kendi ağırlığının en fazla %180'i kadar kaldırmaktaymış. O zaman ne kadar kaldıracağını soruyor. 80'in %180'i demek şöyle olacak. 2 sıfır sil, 2 sıfır sil. 18'e 8'i çarparsak 144 mü? Evet. 80 kilogramda bu kadar ağırlık fazla kaldırırsa toplarsam 224 kilogram kaldırabilirmiş. Cevabımız Edirne oldu. 7. sorumuzda bir mağaza yaptığı bir kampanyayı camekanına azmıştır. Ürüne ilk yapılan indirimden sonra indirimli fiyat üzerinden tekrar indirim yapılıyormuş. Etiket fiyatı %125. Önce buna %20 indirim yapılacak. Yani 20 bölü 100. Yani sadeleştir 1 bölü 5. Yani ne kadar? 25. O zaman 125'ten 25'i çıkardım. Artık fiyatı 100. Bunun üstünden %15 daha indirim yapılırsa şunlar gitsin, 15 lira daha indirim yapılacak. 100'den de 15'i çıkarırsak 85 mi olacak? Demek ki indirimli fiyat sonucunda 85 TL olacakmış. Yukarıdaki birim karelerde oluşan şekilde mavi renkli karelerin sayısı tamamının ne kadar oluşur? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane var değil mi? Toplamda 25 tane karenin 8 tanesi mavi ise yüzde kaçıdır? 4 katı 4 katı 8 çarpı 4'ten kaç yaptı? 32. 9. sorumuzda yukarıda verilen tabletin bataryasında görülen dikdörtgenler eş olup mavi renkli kısım bataryanın dolu kısmını göstermektedir. En çok yüzde kaçı doludur diye soruyor. 8 tane diş var, 6 tanesi doluysa yüzde kaçıdır dersek içler dışlar çarpımı yaptığımda eşittir 8 çarpı x, her yeri 8'e böldük. O da ne yaptı? 600 bölü 8 yaptı. Bu da kaç gelecek arkadaşlar? 75 mi? Aynen. O zaman cevabımız Denizli oldu. 10. sorumuza devam ettim. Bir mağazaya ait asgari ücret tablosu yukarıdaki gibidir. Mağazaya geç gelen her elemanın günlük ücretinin %10'unu maaşından kesiyormuş. Tamam, 6 defa işe geç gelirse. Şimdi bak, 70'in bir kere %10'u şu sıfırları silersek 7 lira. 6 defa geç kalırsa 42 lirasını kesecek. O zaman ben alacağım maaştan 42 lirayı ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. O da ne yapacak? 2058 lira yapacak. Cevabımıza nerede? Edirne'de. Ve son soru. Şekildeki yolun 300 kilometresi asfalt. Burası 400 kilometresi de topraktır. Yapılan çalışmalar sonucu toprak yolun %30'u asfalta dönüştürülüyormuş. Yani 400'ün %30'u şu gitsin şu gitsin 4 olsun. 120 kilometresi ne olacakmış? Asfalt olacakmış. Yani normalde 300'lü 120 daha ekleyeceğim bunun üstüne 420 kilometre olacak. Tüm yol ne kadar arkadaşlar? 700. 700'de 420 ise yazamadık. 420 ise yüzde kaçtır diyeceğim. 7'ye bölünmüş. 7'ye bölersek kaç gelir? 60 gelir. O yüzden 11. sorumuzun cevabı da ne oldu? Ceyhan oldu gençler dedik. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.